söktüm. Ya yedi kez kravatı falan hep söktüm. Ellerim ayağım titriyor ya. Koskocaman Mesut Holding'in patronu, Mesut Bey ve ailesi bize çiçeği istemeye gelecekler. Resmen başımıza talih koşuk oldu. Bizim yaşayamadığımızı kızımız yaşayacak. Çok heyecan bastı bana. Vallahi bana da çok heyecan bastı baba. Feridun ailenle tanışmaya geleceğiz dediğinden beri ben uyku uyumuyorum ha. Bana bak, bana bak Çiçek. Öyle çok heveslenmek yok. Tamam. Gelip gidecekler, gelip gidecekler. Öyle hemen kız verilmez. Bak, baban kaç kere gelip gitti biliyor musun beni istemek için? Leman'cığım, ben şimdi sizin sokağa girdiğimde... baban camdan bakıp bizi gördüğünde verdim gitti diye bağırdı kızım. Senin anan biz arabayla geri dönerken arabaya zorla tıkıştırmaya çalıştı. Senin deden var ya deden geldi, bu düğün bu hafta olur mu dedi. Biz olmaz dedik de adam kendi boğazını sıktı, intihar etmeye kalkıştı Leman. Abart, abart. Tamam, tamam. Seviyorum aşkım seni. Ama bunlar böyle holding sahibi insanlar. Şimdi bunlara git gel denmez ki. Olmuş. Geldiler. Dur. Oldu değil mi? Bak bak. Bakayım, oldu, oldu. Dur. Dur, ben açayım. Sen. Hoş geldin. Tata! Beni özlediniz mi geniş ailem? İsteme iptal. Ya baba ya, hayır. Ne istemez? Bir dakika, bir dakika. Çiçek! Evet dayı, beni istemeye geliyorlar. Gerçekten şu an inanmıyorum buna ya. Haberim yok benim. Bunu nasıl yaparsınız? Ben bu bilgiyi şu an gerçekten kaldıramıyorum şu an. Yani beni bununla mı terbiye edeceksiniz? Abla etlerim acıyor gerçekten. Ay abartma paşa. Paşa, rica etsem, tatlılıkla söylesem, he? Böyle insan gibi, böyle ince bir üslupla söylesem. Lütfen gider misin? Enişte gidemem. İsteme iptal, iptal. Enişte bir dinler misin bir saniye lütfen ya? Tamam gideyim, gideyim ama ben şu kapının eşiğinden adımımı attığım anda... üçüncü dünya savaşı başlar. Ufak da atmıyor ha. Hep büyük atıyor maşallah. Ya enişte, bak benim ortağım Sücahettin yok mu? Sücahettin'le geçenlerde böyle bir enerji projesi üzerine çalışırken... limonlu çaydan yakıt üretmeyi başardık. Limonlu çaydan. Eğer yalanım varsa cehennem yatağım olsun ya. Yani başardık ama işte hemen üretir üretmez Çin, Amerika falan peşimize düştü. Sücahettin o formülü aldı, Himalaya, Himalaya. Bir tane daha var ya kız. Himalaya. Ha, Himalaya kaçtı. Bana da dedi ki sen dedi bir yerlerde saklan en az bir ay dedi yani. Bu şeyler var ha, Sırplar bağlantısıyla eğer Çinlilere formülü satarsak ihya alacağız. Ama Bulgar mafyası falan da duymuş. Amerikalılar, Bulgarlar falan şu an hepsi benim peşimdeler yani. Yine işten kovuldun değil mi lan? Evet enişte ama yani... Bana bak lan. Bir hafta. Bir haftadan fazla kalamazsın tamam mı? Ne oldu şimdi? Düştü mü benim mafya kardeşimin yakasından? Senin kardeşin bizim yakamızdan düşmüyor ki kızım. Geç lan şöyle. Geç. Ama geç. Ne oluyor ya enişte tamam. Şuraya bak. İstemeye gelecekler. Burada sessizce oturacaksın tamam mı? Tamam. Ses tellerimi yuttum şu an tamam. Sus tamam. Aa, bak geldiler. Bak geldiler. Geldiler. Sus can. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun efendim şöyle. Hoş geldiniz. Hoş buyurun, buyurun. Buyurun lütfen. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun. Nasılsınız efendim? İyiyiz efendim. Buyurun otur. İnşallah afiyetlesiniz siz de. Sağ olun, çok sağ olun. Çiçek sizden çok bahsetti ama tanışmak bugüneymiş. Allah benim öz kızım gibi Çiçek. Benim kızım olmadığı için kız evladım. Ben Çiçeği bağrıma bastım. Öyle. Kızım gibi seviyorum. Ah ne güzel. Peki siz nasılsınız Feridun oğlum? Sağ olun, sağ olun efendim. İyiyim Çiçek. Beyefendi kim? O kayınçom benim. O dilsiz konuşamaz. Var ya dilim. Eniştem şakacıdır. Çok matrak birisidir yani. Enişte niye böyle yapıyorsun ya? Çiçek hadi gel biz çay koyalım kızım. Hadi. Hadi. Tamam memnun olsun. Hadi. Benim. Gel kızım. Mesut Bey, yani sizin bu... holdingin bir sürü şubesi var. Sizi takip ediyorum. Hatta yeni bir şube açtınız değil mi? 287 tane. Ama artık ben yetişemiyorum tabii. Hazır dünür olduk. Belki Fikri Bey yardım etmek isterse yani şubelerin başına geçer. Ne bileyim biz de rahat ederiz yani. Şubelerin başına enişte mi geçecek? 25 adet şubenin başına geçse diye düşünüyorum değil mi Mesut Bey? Aynen öyle yani. 25. Takriben 250 bin Türk lirasına tekabül ediyor. Verdim gitti. Nasıl? Anlamadım. Yani hani şey karar verdim anlamında. İleride bir evlilik olur, bir işte
baş göz ederiz, bir şey olur, ondan sonra bakarız. Aa, süper, tabii ki. Süper. Güzel, yani güvenilirsiniz, yalansızsınız, dolansızsınız. E bir de aile içindesiniz. Daha ben ne isterim ki, öyle değil mi hanım? Kesinlikle ya? Doğru söylüyorsun Mesut, kesinlikle doğru söylüyorsun Mesut. Mesut enteresandır, geldiğimden beri böyle etrafı tabii inceliyor insan. İlk defa geliyor ziyadesiyle. Hoşu bandı galiba, değişik bir şey. Ne kadar güzel, demek evde bir sporcu var. Kim evin sporcusu? Bizim eniştemin efendim, eniştemin koşu bandı. Başka şey. Eniştem çok eski koşu sporu yapar. Yıllardır koşu sporu yapar efendim. Bu oksijeni öyle güzel kullanır ki ciğerleri 5 yaşında bir çocuk ciğeri gibi muhafaza etmiş. Eski milli bir atlet kendisi. Abartmasak başla biraz. Ya şeyi var, eniştemin bir sıkıntısı var. Zamanında bir kronometre bozulmasından dolayı uzun bacaklı çocuk neydi? Usain Bolt. Onun şampiyonluğu aslında eniştemindi. 100 metrede dünya şampiyonu eniştemindi yani. Mübalağa ediyorsun paşacığım. Eğer yalanın varsa cehennemler yatağım olsun enişte, yemin ettirme ya. Lütfen tamam efendim. Açalım koşu bantını, getireyim sonunuza. 100 metre ne kadar zamanda kat ediyor bakalım, buyurun. Niye bakalım ya? Gel paşa. Bakalım bakalım. Görelim yani biz de canım, Allah gurur duyalım yani. O yüzden bir kalkalım, bir sporumuzu icra edelim hepimize. Birazcık feyiz olun. Bakın gençler izliyor. Görelim. Görelim. Hadi enişte gel, hadi yüze getireceğim en sonunda. Koşayım o zaman ben. Yani siz bilirsiniz, koşun, yürüyün. Bir şey yapın yani, değil mi Mesut? Tabii tabii, tabii. Ben koşuyorum o zaman. Koş, koş ya. Başlattım ben şimdi. Hadi bakalım. Tamam, güzel. Bu ne ama enişte, daha 30'da bu. Yüze getir bunu. Bir daha hızlı şey yap. 100 metrene bakacağım ama hadi. Yaşa, durur musun biraz? Tamam, şu ileri bir sakin olur musun? Enişte tamam, sen bak koş hadi. Daha az da, 60'da da. Yaşa. Ya kobay faresine döndü adam. Durdursanız mı yani, nefessiz kalacak sizi ya. Yok hanım ya, adam milli atlet bir kere. Bu daha başlangıç. Aynen öyle. Daha başlangıç bu efendim yani. Enişte ben seni geçiyorum yalnız ya. Hadi ya biraz daha potansiyelini göreyim hadi. Fulluyorum şu an. Göstereceğim ben sana paşa. Hadi. Göstereceğim ben sana paşa. Adam düştü ya. İyi misiniz beyefendi? Ya iyi, bir şey olmaz. Çekil, iyi ya. Nasıl iyi? Sinek gibi duvara yapıştı adam ha. İyi misiniz efendim? Gelir, gelir o buraya. Gel. Ayağı titriyor biraz. Bir şey olmaz. Gel. İyiyim, iyiyim. İyi ya. İyisiniz değil mi? Galiba iyiyim. Şurada oturuyorsunuz, gidebilecek misiniz? Gidebilirim. Yalnız Tünür, yani sizin milli atlet olduğunuzu duyunca ben şok oldum. Değil mi? Evet. Ben de. Fikri Bey, pek iyi görünmüyorsunuz şu an. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ha, iyi bari. İyiyim. Vallahi harika bir şey. Böyle sportif, böylesine aktif. Değil mi? Böyle pire gibi. Değil mi oğlum? Resmen uçtu. Orada uçtu. Harika bir CEO. Tam bize göre Mesut. CEO mu? Öyle efendim. Biz artık Yeter Hanım'la birlikte böyle bir bağ evine yerleşmeyi düşünüyoruz. Hayat artık ağır geliyor yani. Sizin gibi de birini bulduk. Maşallah siz de yani dinçsiniz, güçlüsünüz. Dinç ne kelime efendim ya? Güçlü dediniz değil mi? Evet. Yani laf lafa açıyor şimdi. Eniştem koşu sporundan sonra hangi sporla uğraştı acaba da dünya şampiyonu oldu sizce? Hangi spor? Tokat atma. Derim, derim. Enişte lütfen. Ben bugün bu doğruları konuşmazsam, sen bugün bu doğruları konuşmazsan bugün ne olacak yani bizim halimiz ya? Lütfen. İnsanlar bilsin yani senin nasıl bir insan olduğunu. Lütfen. Ne güzel konuşuyorsunuz ama. Ben gerçekten doğrular diyorsunuz, güven diyorsunuz, dürüstlük diyorsunuz. Konuşun, devam edin. Bence hiç kesmeyin, hiç. Efendim şu omuzlara bakar mısınız ya? Ufuk çizgisi gibi ya. Çok kuvvetli yani. Bunun dedesi bir şey, Osmanlı tokadının mucidi. Vallahi böyle başı büyüklerin başı Deli Ekrem'di. Dedesi bir kere bile tuş olmamıştır yani bu tokat sporunda. Tuş var mı tokat ya? Knockout'tur o, tuş değildir. Tuşluk yapma canım. Şey, lafımı kesme benim ya. Sen niye şey yapıyorsun? Ne diyordum efendim? Dedesi bir kere bile knockout olmamıştır. Eniştem tek bir vuruşla ben gördüm, şahidim. 3 kişiyi aynı anda devirmişliği var ya. Hay Allah ya, maşallah maşallah. Ya Fikri Bey, sizden ben bir şey rica edeceğim. Benim yanımda bir şoför çalışıyor da. Ya. Hatırladın tam mı? Tam yeri, tam zamanı. Ya sürekli tokat şampiyonu olduğunu söylüyor. Ya. Yok ben hiç yenilmedim. Beni kimse yenemez. Yenilmez. Yok benim lakabım ayı bayıltandır falan. Evet, evet. Sürekli yani. Evet. Acaba diyorum onunla böyle bir müsabakaya girseniz. Biz de anlasak bu işi biliyor mu diye. Eğer bilmiyorsa hemen kovacağım. Niye?
Çünkü güven çok önemli. Ama hiç gerek yok. Mesut Bey, Allah aşkına çağırın gelsin, hemen gelsin. Gelmesin, gelmesin. Boş ver. Enişte, bir tart adamı, bir tart ya. Yani düğünlerimizin yanında yabancı bir insan mı çalışsın? Gelsin efendim. Ayı bayıltan diyor lan. Bir şey olmaz. Alo. Yukarı gel. İşin varsa. Hadi. Sen çaya bak, çaya. Çaya bak. Enişte, işte bir şey olmaz ya. Ha, enişte bir şey geldi. Oha! Bu mu şoför? Ya bir şey diyeceğim. Bu mu ya? Ne yok? Oğlum onu şişmiş. Enişten bunu tek vuruşta gömer, gömer vallahi. Vallahi mi? Tabii canım. Efendim, ben hazırım. Ha, konuşuyor falan. Çok iyi ya. Efendim, bir şimdi aksilik çıkmasın yani. Şoförsüz kalacaksınız, bir aksilik çıkar, bir sakatlık olur. Yok canım, olur. Niye aksilik çıksın? Ben kullanırım zaten aynen gerekirse arabayı. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Bir görelim bakalım gerçekten bizi kandırıyor mu yoksa doğru mu? Sizi kıracağına kafasını kararım. Hadi. Hadi enişte. Bana değil abi, ona. Ben değil mi? Enişte. Enişte, hadi sağlam şöyle. Önce siz vurun. Ne dedi ya o? Önce siz vurun diyor. Ha. Önce diyor, siz diyor. Boş olun. Siz gibi vurun diyor. Enişte, tam ortala. Bir şey gelebilirsiniz. Hadi enişte, tam ortasına. Şu gıdısı var ya bak, çıkmış, oraya in. Şaka yaptım. Ben... Ama yalnız bakın, sabit bakıyor. Birinci gitti şu an, bayağı... Yo, bence hiçbir şey olmadı İbrahim abi. İbrahim, artık sende sıra. Solak galiba. Solak, solaktır. Salıncası yoksa bununla vuracağım. Gözü... Enişte, ver gözünü. Bence çıkar. Alayım enişte, versene. Zaten camı da yokmuş, tamam. Ha, denk, denk getirmeye çalışıyor. Tamam, tamam. Gelir ama öyle denk. Bozmayın. Enişte, ama yani adam haklı sen. Lan adam. Adam haklı. Niye vurmuyor? Bir de hazırlık yapıyor. Vursana kardeşim. Ya hak. Gerçekten sen dünya şampiyonuymuşsun. Hiçbir yalan yok Mesut. Mutluluklar dilerim. Sağ ol İbrahim. Fikri Bey, iyi misiniz? Enişte sana değil. Kulağım patladı. Yani bir şey diyeceğim. Ayağın kaydı gibi sanki. Bayağı döndün çünkü. Ayağım mı kaydı? He, ondan... Hayatım kaydı lan benim. Bilincim gitti lan benim. Sen kimsin lan? Fikri Bey. Fikri Bey, iyi misiniz? Ne durumdasınız? Ya efendim, bir şey olmaz, bir şey yok. Bunlar böyle alışıklar efendim. Yıllarca bunun eğitimini alıyorlar. Gerçekten yani bu vücudunu tekrardan yenileme özelliğine sahip. Yıllardır eğitimini aldı yani. Kimler efendim? Özel ajanlar. Kimler? Özel ajan. Enişte, yani dünürlerimizin böyle bir informasyonu saklayamazsa onlar da bilmeli bunu yani. Nasıl yani? Fikri Bey özel ajan mı? Dı. Ama işte... Yaşlanınca bir köşeye attılar ama lakin içindeki o ajanı, o uslanmaz çocuğu, yırtıcı çocuğu hiç öldürmedi. Öldürmez seni. Yani şimdi bu özel ajanların kendini tekrar yenileyebilmek gibi özelliği mi var? Tabii canım, onlar çok fenalar yani, bilmiyor musunuz? Misal burada üçüncü kattayız. Şu camdan aşağı atlasın, aşağıdan kapıdan hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak gelir yani. Olur mu öyle saçma şey ya? Eğer yalanın varsa dikenli teller yatağım olsun ya. Enişte hadi. Ne hadi oğlum? Ne diyorsun? Bir dakika ya. Yoksa yalan mı var bunun içinde? Asla efendim, bizde yalan yok. Enişte lütfen. Hayır efendim, ne yalanı ya? Hayır, şimdi tanışmaya gelmişsiniz, oturuyoruz burada, birbirimizi tanıyacağız.
Şimdi efendim bir tane çay içmeden candan mı atlayayım yani? Evet. Evet. Çayı içeriz sonra. Evet. Hadi çayı içeriz sonra. Lütfen Fikri Bey, bakın bizim için güven çok önemli. Masaslar enişte, hadi bir şey yok zaten. Gelir misin enişte ya? Zaten o kadar yüksek değil. Kot farkı var, ne olacak ya? Çim aşağısı. Gel ya, bir şey olmaz ya. Kapıdan geri geleceksin yani. Ne olacak? Aşağısı kapıda. Adam düştü ya. Hayır, kendi atladı. Olur mu canım öyle şey? Beni sana altında bırakma, atladı oradan. Olur mu öyle şey? Bir ambulans çağıralım hemen ya. Atladı efendim, eniştem düşmeye tövbeli zaten. Kesinlikle atladım. Çok da güzel atladı maşallah, iyi atladı yani. Adam resmen düştü ya, paket gibi düştü adam aşağı. Efendim, bir şey olmaz. Niye merak ediyorsunuz? Birazdan gerçekten elini kolunu sallaya sallaya evin kedisi gibi gelir yani. Bir şey olmaz. Alın buyurun. Gel. Gel. Dedim ben size, düşmeyi bilmek önemli. Düşmeyi bilirsen burnun bile kanamaz. Değil mi enişte? Ne olur sus. Gel, gel. Aa, İpi var orada. Yardımcı mı olsak acaba ya? Ne oluyor? Ya bir şey olmaz diyorum. Lütfen iyi şu an. Çok iyi ya. Ah, çaylar geldi. Ah, enişte ne? Fikri! Ne oldu? Korkmayın, korkmayın. Ne oldu burada? Korkmayın, korkmayın, korkmayın. Tamam. Kontrollü bir şekilde atladı camdan. Camdan mı atladı? Pamuk eti, pamuk. Pamuk. Yalnız gerçekten çok enteresan. Yani resmen adam kurşun yemişe döndü. Değil mi? Efendim, kurşun yemiş mi? Kurşun yemiş gibi oldu diyorum. Eniştem. Efendim siz eniştem, senden haberleri yok enişte ya. Ne? Enişte bilsin, gönüllümüz onlar bizim. Efendim, eniştemin en büyük özelliğidir. Herkes bunu bilir, tanıyanlar. Eniştem karşısından kurşun falan böyle silahla milahla sıkıldığı zaman mermiyi eliyle yakalayabiliyor. Saçma şey olur mu canım artık, abartı. Eğer yalanın varsa yanardağlar yatağım olsun, üstüme lavlar yapışsın. Ben niye yalan konuşayım? Enişte... Şöyle otursana. Tamam, oturacağım senin? Zaten. Çayım var elimde ya. Buyurun yani. Enişte. Ne oluyor lan? Geldi. Yani bir güveniyorum, bir güvenmiyorum. Sürekli gidip geliyorum. Tabii. Yani. Boşunu tutabiliyor, o zaman tutsun. Eğer tutamazsanız bu düğünü, siyolu falan unut. Bu iş biter. Mesut Bey, lütfen istediğiniz gibi rahatlıkla sıkabilirsiniz. Değil mi? Ne sıkmasın lan? Ürünü çıkarıp çekin. Enişte, çay var elimde. Baba, ne yapıyorsun saçma sapan ya? Sen karışma. Adam bizi dinliyor ya, anlamıyor musun? Silahta boşun boşun yok ya. Mesut Bey, hazır, sıkın. Güzel, tam şunu... Enişte, sen hazırla da parmağını. Şu iki parmağıyla alır. Siz ama şey, ama sağa sola sıkmayın, duvarlar yeni boyalı. Enişteme doğru atarsanız tam. Hadi bakalım. Girmiş efendim mi? Babanız kurşunu eliyle tutamadı. Böyle bir özelliği olduğu bize söylenmişti ama tutamadığını gördük. Yalan var burada Mesut. Yapamayız biz böyle. Terbiyesiz sen. Olmaz. Ben böyle ahlaksız bir aile görmedim. Yalan var, yalan. Aa, Feridun, ne oluyor? Çıkalım. Şimdi aileler uyuşmadı. Özeldi, çok güzeldi ama bitti o şey. Feridun. Dayı. Elif. Bir şey diyeceğim, bunlar hakikaten manyak. Bunlar nasıl bir aile ya? Güpe gündüz evde adam vurmak, ateş etmek. Kız senin verilmiş sadakan varmış, yeminle ya. Ucuz yırttım. İyi ki de gelmişim be. Ben gelmesem demek neler olurmuş ya. Öldürürüm nasıl? Öldürürüm. Elim. Yalnız enişte, siyoluk da senin elinde patladı ha. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedel.